Sevgili arkadaşlar, gelenek dedik merdivene benzetilebilir. Neden merdivene benzetiyoruz geleneği sevgili arkadaşlar? Çünkü bir sanat eseri ortaya koymak isteyen bir kişi, sanat eseri ortaya koyabilmek için bu merdivenleri tırmanmak zorundadır. Bu merdivenlerin basamakları sanat eseridirler arkadaşlar. Yani her sanatçı yeni bir sanat ürünü ortaya koymadan önce daha önce verilmiş sanat ürünlerinden, daha önce ortaya konulmuş sanat ürünlerinden yararlanır. Bu sanat ürünlerinden yararlanarak kendine belli bir düzey edinir. Sevgili arkadaşlar, işte burada sanat eserlerindeki geleneğin önemi vurgulanmaktadır. Hiçbir sanat eseri kendisinden, geçmişten bağımsız düşünülemez derken bu vurgulanmaktadır. Kendisinden önce verilmiş sanat eserleriyle belli bir birikim sağlayan ve belli bir düzey edinen sanatçı, kendisi de ortaya yeni bir sanat ürünü koyarak bu basamağa, bu merdivene bir basamak da kendisi ekleyecektir. Böylece sevgili arkadaşlar, bir gelenek oluşarak devam edecektir. Geçmişteki eserlerden faydalanarak yeni bir eser ortaya koyacak. Yeni bir eser ortaya koymakla aynı zamanda bu geleneği zenginleştirecektir. Geleneğin çizgisini böylece özetleyebiliriz. Bu basamaklar arttıkça o gelenek gelişimini ve değişimini sürdürmeye devam edecektir arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, örnek bir metin üzerinden konuya daha yakından bakalım.
Sevgili arkadaşlar, tahtadaki örneklere bakarak metnin gelenekle ilişkisini bir kez daha tekrar edelim. Demiştik ki gelenek bir sanatçının ya da toplum tarafından oluşturulan bir ürünse, toplumun daha önce oluşmuş metinlerden, daha önce oluşmuş edebi birikimlerden beslenerek ortaya yeni bir edebi birikim koymasıdır. Bu şekilde geçmişteki birikimi alır, yeni eserle onu zenginleştirir ve bir eser bırakarak onu gelecek kuşaklara aktarmış olur. Böylece edebi eserlerin kendi içlerinde bir geleneği oluşmuş olur. Şuradaki metne bakıyorum sevgili arkadaşlar. Evvel zamanda bir ihtiyar kadının gayet sevgili bir kızı varmış ki güzellikte cihanda eşi yokmuş. Bu kız bir gün odasında oturup nakış işlerken akşamüstü pencereden bir kuş içeri girmiş. Buna demiş ki, sen 40 gün bir ölü bekleyeceksin, ondan sonra muradına ereceksin. Sevgili arkadaşlar, bu metin parçasına baktığımız zaman bir kere evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde şeklinde genellikle başlayan bir tür var. Bunun bir parçasıyla başlamış evvel zamanda. Sevgili arkadaşlar, yine bu türde zaman belirtilmez. Gördüğünüz gibi zaman belirsiz. Bir ihtiyar kadın, bir kız, güzellikte cihanda eşi olmayan birisi. Sevgili arkadaşlar, yine bu türde abartılar ön plandadır. Yine bakın, belirsiz bir zaman görüyoruz. Odasında oturup nakış işlerken akşamüstü yine belirsiz bir zaman pencereden bir kuş içeri girmiş ve buna demiş ki, sen 40 gün bir ölü bekleyeceksin, ondan sonra muradına ereceksin. Dikkat edersek sevgili arkadaşlar, kuş burada konuşuyor. Olağanüstü bir durum var. Bununla birlikte kuş konuşmanın da ötesinde kızın geleceğine dair bir haber veriyor. Sevgili arkadaşlar, işte bu şekilde ve anlatılan, duyulan geçmiş zaman kullanılarak ortaya konulmuş bir eser. Sevgili arkadaşlar, tüm bu özelliklere dikkat ettiğimiz zaman bu eserin masal denilen türün özelliklerini taşıdığını görüyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, bu ürün masal türünün kendi içindeki geleneğinden beslenerek oluşmuş bir türdür. Biz bu türün geleneğine sevgili arkadaşlar masal geleneği diyoruz. İşte edebi eserlerin, özellikle de konumuzla ilgili olarak anlatmaya dayalı edebi metinlerin kendi içlerinde de gelenekleri bu şekildedir. Neydi sevgili arkadaşlar anlatmaya bağlı edebi metinler? Destanlar, masallar, halk hikayeleri, mesneviler, manzum hikayeler, hikaye ve romanlar. İşte bunların hepsinin sevgili arkadaşlar bir gelenekleri vardır. Daha önce bunlarla ilgili verilmiş eserler ve bu eserlerden bir birikim sağlayarak bu eserin özelliklerine göre oluşturulan, bu eser gelenekleri içerisinde oluşturulan eserler vardır. İşte bu da sevgili arkadaşlar masal geleneği içerisinde oluşmuş bir edebi üründür. Anlatmaya bağlı bir üründür. Sevgili arkadaşlar, aşağıya bakıyorum. Bir eşek var idi, zayıf-ı nizar, çok cılız, solgun, ölecek derecede zayıf ve solgun bir eşek vardı. Yük elinden katı, şikeste üzer, yük elinden iniyordu, ızdırap çekiyordu. Gah odunda, gah suda idi. Bazen odunda, bazen su çekmedeydi. Dünü gün, yani gece gündüz, kahriyle kısudu idi. Yani gece ve gündüz bir eziyetle, dar bir durumda, yani bunu şöyle ifade edelim, zorda idi diyelim arkadaşlar. O kadar çeker idi yükler ağır, kitenünde tüy kalmamıştı yar. O kadar çok ağır yük çekiyordu ki teninde hiç tüyü kalmamıştı, bütün tüyleri dökülmüştü diyor. Sevgili arkadaşlar, burada da tabii ki bir olay anlatıyor. Bu da bir anlatmaya bağlı edebi metin. Bu anlatmaya bağlı edebi metnin hangi gelenek içerisinde oluştuğunu bulalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, buraya bakarsak bu metnin ikiliklerle, yani beyitlerle oluşturulduğunu görüyoruz. Bununla birlikte beyitlerin kendi içinde AA, BB şeklinde uyaklandığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada yine aruzla yazıldığını anlayabiliriz bu metnin. Yine aruzla yazıldığını görüyoruz. Şimdi bütün bunlar sevgili arkadaşlar bizi
mesnevi türüne götürüyor. Yani buradaki metin mesnevi geleneği ile kaleme alınmıştır. Sevgili arkadaşlar, son bir kez gelenekle ilgili söylediklerimizi özetleyelim. Gelenek dediğimiz şey genel anlamda geçmişten alınıp günümüzde zenginleştirerek geleceğe aktarılan kültür değerleri. Özelde edebiyatın da kendi içerisinde geleneği var. Hatırlarsanız şiir ve gelenekte şiirin kendi içerisinde geleneği olduğunu söylemiştik. Gelenek sevgili arkadaşlar belli kurallar, kalıplar içerisinde yapıla gelen şeyler. Edebi ürünler olarak anladığımızda da bu böyle. Örneğin masal geleneği dediğimiz bu ürün masalın kurallarına bağlı kalınarak yazılmış. Dolayısıyla bir masal gibi yazılmış, masal geleneğinin devamı şeklinde kaleme alınmıştır. Bu farklı bir masal olsa da, farklı bir temaya sahip olsa da yine masalın genel çizgisini koruduğu için masal geleneği içerisinde devam ettiğini söylüyoruz. Bu yine farklı bir olayı anlatsa da mesnevi geleneği içerisinde yazılmış bir anlatmaya bağlı edebi türdür. Anlatmaya bağlı edebi türler metin ve gelenek konusu denildiği zaman bunları anlayacağız arkadaşlar. Destan geleneği, masal geleneği, halk hikayesi geleneği, mesnevi geleneği, manzum hikaye geleneği, destan ve roman geleneği olmak üzere gelenekler söz konusu.